Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. sözden devam ediyoruz. 9. sözde de artık 5. nüktedeyiz. Dün 5. nükteden bir miktar okumuştuk. İlk 2 paragrafını okumuştuk. Hakkında da konuşmuştuk. Fakat belki bazı şeyleri yeterince açamamıştık. Onları bu ders tekrar okumamızda, yani o ilk 2 paragrafı tekrar okurken hatırımızda gelirse açmaya çalışacağız. Ama ondan evvel her ders yaptığımız gibi yine 9. sözün başına bir dönelim. O başta bize neler hatırlatılmış, nelerle başlanmış, ilk ayağımız neymiş onu bir hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fissemavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Bunlar Rum suresinin 17. ve 18. ayetleriydi. Kısa bir mealleri şöyleydi. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın buyuruyor Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri kısa bir mealiyle. Elbette burada söylenen mealcinin Kur'an'dan anladığı Kur'an'ın kendisi değil. Kur'an bundan çok daha aşkın manaları derununda saklayarak söylüyor. Mealci bu kadarını ifade edebiliyor. Başka başka meallerde başka başka yanlarını görebiliyorsunuz bazen. Kur'an'ın doğru anlaşılma şekli, her zaman bunu söylüyoruz. Ehl-i Sünnet hocalarımızdan böyle öğrendik. Biz de size naklediyoruz. Kendimiz bulduğumuz, bildiğimiz bir şey değil. Kur'an'la doğru muhatabiyet tefsirler üzerinden olur. Çünkü Kur'an'ın muradını bir iki cümlede bitirmek mümkün değil. Kur'an öyle bir kelam, yani çok manaları içinde saklayan, çok çok farklı vecihlerden farklı yüzlerini gösteren, farklı hakikatler bildiren, kişilerin ihtisas alanlarına göre müracaat ettiğinde onlara kendi mesleklerine göre hakikatler bile söyleyebilen bir kitap. Çok çok kitaplar var içinde. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de diyor ki Kur'an'da belki insan sayısınca Kur'anlar saklı. Yani her birimiz kendi açlığımızla, üzerimizde tecelli eden Esma-i Hüsna ile, ilmimizle, ihtisasımızla, tecrübemizle ona müracaat ettiğimizde Kur'an orada bizim yolumuzu açıyor. Bizim müşkülümüzü çözüyor. Çok derdimize deva oluyor, çok yaramıza şifa oluyor. Böylelikle biz kendi tecrübemiz içinde Kur'an'ın farklı bir yüzünü, yönünü, vechini tecrübe etmiş oluyoruz. Tatmış oluyoruz, bilmiş oluyoruz. Bizim kendi hayatımızla tefsir ettiğimiz, uyabildiğimiz sürece Kur'an, kişi sayısınca ona müracaat eden insanların aldığı derslerle tecrübe ettikleri Kur'an, ama elbette hepsinin bağlı olduğu ilk önce Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimizin anladığı Kur'an, ona da biz sünnet diyoruz. Kur'an'ın ilk tefsiri, en hakiki tefsiri, bir yanıyla vahiy. Evet, Efendimizin sünnet seniyesi de vahiy ile şekillenmiştir. Hangi vahiy ile? Vahiy gayri metluv diyoruz. Tilavet edilmeyen vahiy, Kur'an tilavet olunan vahiy, vahiy metluv. Ama sünnet seniye öyle değil. Sünnette bir tür yaşayan vahiy. Ve Kur'an'ın ilk açıklaması, hayatla açıklaması, hayatla tefsiri. Bu açıdan onun sünneti seniyesinin bizim için alternatifi yok, dengi yok, yerine koyabileceğimiz bir şey yok. O şerbet bu kabla beraber verildi. O şerbeti başka taşıyabilecek kap yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğinden razıysak, elbette sünnet seniyesinde razı olmak zorundayız. Böyle ahir zaman kulağıyla, ağzıyla sözler
duyup söylemek doğru değil. Kurtarıcı da değil yani. Onların seküler tatminleri mezar kapısına kadar gider. Ama mezardan sonra bize lazım olan Selefi Salihinin yoludur. Onların parlak nurlarıdır, hidayetleridir. Cenab-ı Hak o güzellerin yolundan hiçbirimizi bir an olsun ayırmasın. Nefsimiz de bizi baş başa bırakmasın. Ahir zaman şeytanlarının tuzaklarına düşürmesin. Amin. Kısa bir mealini okuduk ayetlerin. Meal düzeyinde bile fark ettik ki ayeti kerime bize namazı içindeki öğelerle anlatıyor ve o öğeleri söyleyiş tarzında da bir hikmet var. Şu şu vakitlerde yapın, tesbih edin, hamd edin, tazim edin gibi manalar içinde saklı. Dokuzuncu sözün hepsine baktığımız zaman ki derslerimizi takip edenler hatırlayacaklar. Birinci nükte, ikinci nükte, üçüncü nükte zaten bunları anlattı bize. Dördüncü nükte artık zaman boyutuna geçti işin. Ama ilk üç nüktede biz namaz neden yapılıyoru ders aldık. Yani ne ehemmiyeti var ki namazın? Nasıl bir sırrı var ki günde beş defa tekrarlanması lazım? Yani o beş vakte tahsisten önce neden namaz? Onun dersini bu ilk üç nüktede aldık. Haklarına dair birçok şey konuştuk, öğrendik. Tekrar onlara dönmeyeceğiz. O derslere havale edelim sizi. Dokuzuncu sözün daha önceki derslerine. Ama burada yine o iki paragrafı okuyarak, mürşidimizin dokuzuncu söze çizdiği çerçeveyi hatırlayarak kendi yolculuğumuzu yapmak üzere beşinci nükteye döneceğiz. Ey birader! Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin, ihsanat-ı külliye-i ilahiye birer makesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih, tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Zaten şükür ve hamd kısmı da şeyin içinde geçti ayetin. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım dedi üstadımız. Biz de ona rahmet duaları okuyarak Allah razı olsun diyerek beşinci nükteye gidiyoruz. Evet, onun da dün okuduğumuz ilk iki paragrafını yine okuyacağım ama tefekkür etmeye üçüncü paragrafından başlayacağız. İnsan fıtraten zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi, yani o külfeti, yükü pek ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Mütemadiyen yani sürekli sevdiği şeylerden ayrılması veya onların yok olması mütemadiyen onu incitiyor. Sürekli onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Yani mesela şu an Mars'a insan götürmenin planlarını yapıyor insanlık, değil mi? Oraya bir koloni kurar mıyız? Orada yerleşim oluşur mu? Orada bitkiler yetişir mi? Oraya bir kapak atar mıyız? Bu dünyanın da sonunu getirdik yani falan gibi bir durum var. Akıl onu gösteriyor ama kaç kişi ölecek o şey uğruna? Eğer kıyamet kopmazsa daha öncesinde Cenab-ı Hak eğer öyle bir
ikramda bulunursa bize, uzayın sınırlarını aşıp başka gezegenlerde yaşama ikramında bulunursa, Allahu alem belki bulunur. Ama o bile kıyametin engelleyicisi değil. Çünkü kıyamet sadece dünyaya kopmayacak. Bütün evrene kopacak yani. Sonumuzu ertelemiş olmayacağız. Bize öyle geliyor. Dünyanın sonunu az buçuk kestirdiğimiz için acaba diyoruz şu tarafa gitsek işler değişir mi? Yok, değişmeyecek. Evren hiçliğe gidecek bir an, sonra Cenab-ı Hak onu tekrar var edecek. Ve cennet, cehennem, haşir, o mizan, o dehşetli anlar, Cenab-ı Hak o anlarda yardımcımız olsun. Bizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağından ayırmasın yani. Onun gölgesiyle gölgelendirsin, şefaatiyle şefaatlendirsin. Çünkü başka da kurtarıcı yok bizim için. Evet. Akıl böyle şeyler gösteriyor ama yapılır mı, yapılmaz mı? İlk kim niyet etmiş, en son kim başarmış? Kim bilir mesela şu uçak. Uçağı ilk kim hayal etmiştir? Belki binlerce yıl önce birisi hayal etti. Ama o zaman onun elinde o imkanlar yoktu. Beşeriyet yavaş yavaş gelişiyordu bu teknoloji anlamında. Orada da bir ayrım gözetmek lazım. Hiç mi beşeriyetin kemale yürüdüğü bir şey yok? Elbette var. Bilgi birikiminin oluştuğu mesela bilim alanları var. Ama bu bizi insaniyetimizde başka bir yere götürüyor mu? Vallahi götürmüyor. Belki daha aşağı da iniyoruz. Şimdi mesela diyoruz biz üstün insanız, en son insanız. Geçmiştekiler cahildi, kabaydı, biz şöyleyiz, böyleyiz. Sonuçlara bakıyorsun sahadaki tecellilere. İki dünya savaşında onların dökemediği kanı döken de biziz. Yapmadıkları mezalimi yapan da biziz. Veya onların hayal bile edemeyeceği zulümlere imza atan yine biziz. İşte sömürgeciliktir, Afrika'nın batı elinden çektikleridir. Vesaire vesaire işte o... Rusların hem kendi halklarına hem işte Müslüman halklara yaptıklarıdır. Çinlilerin Uygurlara yaptıkları vesaire. Allah hepsine yardım etsin yani. Bütün Müslümanlara yardımcımız olsun. Nerede hani insan yukarıya gitmiş? Bu anlamda bir yukarıya gidiş yok. İnsan yine insan. Bütün imtihanıyla, sorularıyla, sualleriyle, endişeleriyle, dualarıyla, çukurlarıyla, çıkışlarıyla hepsi beraber insanda mevcut. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan en son bireye kadar. İnsan yine insan. Bu anlamda öbürünün kanatları çıkmıyor yani veya kulakları daha uzun değil yani. Böyle bir kemal yok ama bilim bilgiyi biriktiriyor. O tecrübenin bir birikimi var seküler manada. Evet. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyazla, namazla müracaat edip arz-ı hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinad olduğu bedaheten anlaşılır. Yani sabah namazının nasıl bir ihtiyaç olduğu apaçık anlaşılır. Bunun izahını bir önceki derste yaptık. Merak edenleri oraya sevk edelim, gönderelim, adres verelim. Ve zuhur zamanında, işte bu okumadığımız, konuşmadığımız kısım. Ve zuhur zamanında yani öğle vaktinde. Ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan mün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak,
yekun nimetlere şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemali bi zevaline ve cemali bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan değil. Şimdi bir sürü Osmanlıcı kelime, bir sürü tamlama vardı bu paragrafta. Siz de tabii böyle bir kaldınız belki ne diyor şimdi bu paragraf diye. Mücmelen bir şey anlamışsınızdır mutlaka. Şimdi ince okumasını da yapacağız. O kelimeleri daha fazla anlamaya çalışacağız. Yalnız mesela şuradaki bazı ifadeler, ben mesela cemali bir misal, kemali bir zeval, böyle tamlamaları Sagopa falan kendi şarkılarında kullanıyor. Onlarla biraz daha böyle gençlerin şeyine girmeye başladı dünyasına. Müziğin büyük bir gücü var arkadaşlar. Ne kadar uyduruktan da yapsa bu işi, mesela işte Sıla şarkılarında neydi o yaşlı bir adamı dövdü, hapse girdi falan. Halil Sezai, ha, onun şarkılarında veya işte başkaları da şimdi böyle bir trend oluştu. Osmanlıca bazen de çok saçma tamlamalar yapıyorlar ama bir şey oluştu. Farsçaya, Arapçaya, o tamlamalara bir merak oluştu, o kelimelere. Bu düşük düzeyde ve bu düşük işçiliğe rağmen yine ben bakıyorum hani gençler kullanmaya başladılar tek tük bu kelimeleri. Yani bu kelimeleri tekrar hayatımıza sokmak hiç zor değil. Ya risaleler anlaşılmıyor, dili çok ağır falan. Yani milli eğitim bu işin üzerine hakikaten düşüp bir sene, iki sene emek verse çocuklara, bu kelimelerin çoğunu sökerler. Kullanırlar da. Bu tamamen hani toplumun alışkanlığı olmasıyla ilgili bir şey. Mesela ivedi kelimesini bizim dilimize kim soktu? Bülent Ecevit soktu mesela. İvediyi çok kullanıyordu. Herkesin diline yerleşti. Veya işte başka bu kelime. Binaenaleyh mesela. Demirel'in kelimesiydi meşhur. Demirel binaenaleyh diye herkesin diline binaenaleyhi soktu. Veya işte Kenan Evren nitekim diyordu. O nitekim diye herkes konuşmasına nitekim diye başlamaya başladı. Böyle önde insanların kullandıkları kelimeler, cümleler, ifadeler halkta çabuk yayılıyor. Halk öğrenme sorunlu değil bizim halkımız elhamdülillah. Çabuk kavruyorlar, çabuk kapıyorlar kelimeleri. Fakat onu popüler görürlerse bunu yapıyorlar. Hani sahada varsa bunun kullanırlığı, geçerliliği hemen çıp diye kapıyorlar. Ya kapalı çarşıda öyle esnaflar var. Ben birisiyle tanışmıştım. Adam 10 tane dil, hani tamam elbette kitap yazacak gibi çeviri yapacak kadar konuşmuyor ama 10 tane dili böyle normal malını satacak kadar biliyor yani. Sohbet ediyor müşterisiyle. Nasıl öğrendin abi? Konuşarak. Yani gelen müşteriyle konuşmaya çalışarak, tek tük milletin ağzından kaparak, ne demek lazım, nasıl söylemek lazım, bu şekilde 10 tane dili adam sökmüş. Yani gitse o ülkelere işini görür. Adamda çok mu böyle yüksek zeka var? Yok, sıradan senin benim gibi bir insan yani. Ama işi o. Yoğunlaşmış. Bu işler yoğunlaşma işi. Hani şey derler, sen ilme her şeyini vermezsen ilim sana hiçbir şeyini vermez. Hani yoğunlaşırsak hepsi olur arkadaşlar. Bizim önümüzdeki problem işlerin güçlüğü değil de yoğunlaşma güçlüğümüz. Risale-i Nur'u okuyorum, anlamıyorum. Ben de anlamıyordum mesela. Şimdi diyen gençlere çok kızmıyorum. Ben de ilk bunu okumaya işte 20 yaşımda, gerçi evvelden de okumuşluğum vardı ama asıl külliyat okuyorum dediğim yaş, yani Risale-i Nur'u uyandığım yaş 20 yaşım. 20'lerimdeydim. 20'nin başlarındaydım. Tamam, zor geliyor başlarda ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki ha bak şu kelime buymuş, şu kelime şuymuş falan. Duya duya, öğrene öğrene, mesela derslere gide gide. O zaman Allah razı olsun İkram Arslan abiyle biz çok derslere gittik. Benim İstanbul'da mesela bildiğim ne kadar ders varsa %80-90 İkram Arslan abi öğretmiştir bana o yerleri. Gidiyorduk derslerde. Her derste bir kelime kapsan 100 derste 100 kelime.
ki bir kelimeden çok daha fazlası. Yani derslerde bu hizmet de yapılıyor. Kelimeler tek tek izah ediliyor, konuşuluyor hakkında. Büyük bir ilmi hizmet. Hani Milli Eğitim farkında olsun olmasın. Bu halkın İslami bilgi olarak da, entelektüel seviye olarak da artmasında elbette bütün cemaatlerin, Allah hepsinden razı olsun, hepsinin sohbetini, dersini daim eylesin, hepsinin tedrisini kıyamete kadar devam ettirsin Allah. Hepsinin emeği var ama nurcuların da bu durdukları her yeri, bulundukları her koşulu bir dershaneye çevirme arzusu, hareketi, şiddeti sahada büyük sonuçlar vermiş. Bu sonuçlar şey olmasa bile, çok böyle nazara verince büyük adamlar çıkarmadılar belki. Şu anlamda büyük de hani devletin başına geçti, işte şurayı şöyle yaptı, böyle yaptı. Belki böyle adamlar çıkarmadılar ama bir dip dalga olarak halkta şuurun tutulmasında, muhafazasında, yayılmasında hizmet gördüler. Ben o hizmeti hiç yatsımıyorum, çok da beğeniyorum. O anlamda yani bütün cemaatlere dua etmek lazım. Cenab-ı Hak bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten ayırmasın ana başlık olarak. Onun altında bütün hizmet edenlerden razı olsun. Kim bu dinin hizmetine bir taş koyuyor, Allah ondan razı olsun yani. Hepsine dua etmek lazım. Çünkü zor zamanlar taş koyan da az. Yolumuza taş koyan var, o taş koyanı boş ver. Binaya taş koyanı boş ver, yolumuza taş koyuyorlar. Buna rağmen Allah razı olsun o halktan ki işte Kürt Bekiralar, Muhacir Hafız Ahmetler, ne bileyim yani Türk'ü, Kürt'ü, kurcalasan Çerkez'i, şusu, busu, Zübeyir Gündüz Alpler, şunlar bunlar, gidelim mesela Muhammed Zahid Kotku Hazretleri, Erbilli Esad Efendi, ne kadar güzel insanlar geçmiş, Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri, yani bu adamlar kelle koltukta bu hizmeti yapmışlar, bugünlere getirmişler. Bize düşen de bundan sonrasında bayrağı düşürmemek. Sonuçlar hızlı alınmıyor arkadaşlar. Çok aceleci olmamak lazım. Ben bazen gençlerle konuşurken diyorum ki, hani biz de tabii gençken her insan hızlı olsun, çabuk olsun, hemen olsun istiyor ama bu iş öyle olmayacak. Bana da öyle geliyor yani. Bizim dip şuuru oluşturmaya yönelmemiz lazım. Hemen en üste hamleye oynamamak lazım. Biraz daha rolantide, daha rahat, daha geniş bir zemine. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle zaten bugün ulaştığımız durum mesela. Kim 90'larda kim derdi bir gün böyle rahat edeceğiz? Ben hatırlıyorum biz biraz böyle siyasi meselelerde şey konuştuğumuzda hani korkardı millet. Yerin kulağı vardır böyle konuşmayın falan diye. Şimdi bak çoğu şeyi söyleyemediğimiz çoğu şeyi söyleyebiliyoruz artık. O günlere geldik elhamdülillah. Başörtülü başbakan, cumhurbaşkanı, eşi var. Gördük bunları, milletvekili var, gördük bunları elhamdülillah. Dahasını da göreceğiz ama sabredersek, ama sebat edersek olacak bunlar. Cenab-ı Hak sabrımızı, sebatımızı eksiltmesin. En cumhurreisten en küçük memura kadar cümle devlet erkanımızda Ehl-i Sünnet ve Cemaat istikametinden ayırmasın. Salabet, dirayet, feraset, afiyet, merhamet, adalet versin cümlesine. Evet, oradan nerelere geldik? Şimdi tekrar dönelim paragrafımıza. Ve zuhur zamanında, yani zuhur, güneşin en göründüğü zaman zuhur etmek. Burada öyle diye verilmiş ama zuhurun böyle bir manası da var diye biliyorum. Hani zuhur etti derler ya, ortaya çıktı, göründü. Güneşin en çok göründüğü zaman. En tepedeki zamanı, tesirinin de en çok hissedildiği zaman ve zuhur zamanında ki o zaman gündüzün kemali, yani gündüzün en olgunlaştığı zirvesi ve zevale meyli, tamam kemale geldi ama kemale gelen her şey ne yapar? Zevale meyleder. İnsan geliyor işte gençliğinin baharına, 20'sine, 30'una, 30'dan sonra ne oluyor? Halı sahada hızınız düşüyor. İşte o saçlara aklar gelmeye başlıyor. Bir nefes alıp verişinizde böyle sıkıntılar falan olabiliyor. Eğer çok spor yapmıyorsanız. Yani o kemal varsa zeval de var. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu gibi.
kemal oluyorsa, bir çıkış oluyorsa, varıldıysa öyle bir yere, zevali de olacak demektir. Gündüzün kemalidir öyle, aynı zamanda zevale meylidir. Gidiyor ha. O zaman yaklaşıyor. Ve yevmi işlerin avanı tekemmülü. Yevmi işler, biz de kullanıyoruz. Yevmiyeni aldın mı, yevmiye verdin mi, kaç yevmiye alıyorsun falan. Gün demek yevm. Arapça gün demek. Maliki yevmiddin mesela Fatiha'da geçiyor. Din gününün sahibi, hesap gününün sahibi manalarına tefsir ediliyor. Maliki yevmiddin, yevm gene bak içinde var. O Kur'an'ın dili aslında bizim her şeyimize sinmiş de o mu onu bilmiyoruz işte. Oradaki kelimelerin çoğunu kullanıyoruz. Elhamdülillah da var. Rabbül Alemin de var. Errahmanirrahim. Rahman Rahim zaten hayatımızın parçası besmele. Malik biliyoruz yani malik diyoruz. Kendine malik olamadı diyoruz mesela. Malikane diyoruz mesela. Kelimeler var dünyamızda da Kur'an'da geçen ne olduğunu bazen kuramıyoruz. O muymuş ya falan diyoruz bazen şaşırıp. Ama o. İşte yevm de o. Yevmi işlerin avanı tekemmülü. Günlük işlerin kemale erme anıymış. Öğle zamanı. Bizde pek öyle değil. Bizde günlük işler daha çok böyle ikindi akşama doğru kemale ediyor. Niye? Mesai saatlerimizin düzeninden kaynaklanan bir şey bu. Ama normalde güneşle çalışmaya başlayan bir işçi olsaydık veya tarlada çalışan bir işçi olsaydık işimiz güneşle başlayacaktı. Güneş en tepedeyken o iş kemale gelmiş olacaktı. Yani artık bir ara vermenin zamanı geldi. Bayağı bir iş yaptık olacaktık. Ve meşagilin tazikinden, yani meşgul olunan şeylerin baskısından muvakkat geçici bir istirahat zamanı. Öğleleyin şöyle bir kestirmek eskiden varmış. Kaylule. Zaten sıcak yerlerde mecbursun, o sıcakta çalışılmaz. Eskiden de mesela tarlaya güneş vurdu mu artık durulmaz, gölgeye çekiliyor. Uyuyorlar ki o güneş biraz düşsün. Biraz ferah versin, ondan sonra tekrar çalışılıyor. Demek ki öğle vaktinde insan fıtratında bir dinlenme temayülü var. Meşagilin tazikinden muvakkat, geçici bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. İnsan öğle vakti demek ki bu dünyanın faniliğinden bir böyle bir sıyrılmak istiyor. Kendisi istemese bile içinde o açlık var. Ya bu işler, bu yoğunluk, bu şey falan filan. Ya bir nefes alman lazım. Bak, seküler insanlar bile bunu fark etmişler ki öğle molası diye bir şey çıkarmışlar. Hem yemek hem mola. İkisi beraber veriyorlar sana bir saat, iki saat neyse. O arada bir nefes alıyorsun, bir yenileniyorsun. Tekrar dönüyorsun işine. Ya onlar gene seküler. Ama burada daha da üst bir şey söyleniyor. Bu diyor dünyanın darlığı. Dünyadan bir nefes alman lazım. Nasıl olacak? Devam edelim. Sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin, Allah'ın nimetlerinin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o tazik yani baskı zorlamadan kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan mün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, kayyumu baki olan mün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, bir sürü meşguliyet, yoğunluk, iş, telaş, endişe, acele, aklınıza her şey gelsin o süreçte yaşadığınız, sabah oldu, o sabahtan öğleye kadar yaşadığınız şeyler, yoğunluklar. Onları yaşadığı zaman insan, hani bu şey vardır, tatminsizlik hissi. Psikologlar bu konuya çok eğiliyorlar son zamanlarda. Modern insanda bu çok fazla var. Hatta geçenlerde birisini izledim. Ben de şimdi ismini söyleyemedim. O diyor mesela hani bu
Dünya Doktorlar Birliği falan, Dünya Doktorları falan, böyle bir çalışmalar var. Tam derneklerin ismi de aklımda değil. Adam işini gücünü bırakıyor Finlandiya'da veya işte başka bir Avrupa ülkesinde. Basıyor gidiyor Afganistan'da, Hindistan'da, şurada burada, Afrika'da doktorluk yapıyor. Diyor bunu niye yapıyor? Normalde ülkesinde gelir seviyesi çok yüksek. Belki her şey de var. Tam takır her şey. Ama tatmin olamıyor diyor orada. Yani o işi yapmak o tek düzelik içinde yeterli gelmiyor. Benim daha büyük bir amacım olmalı. Benim sadece amacım maaş almak, eğlenmek olmamalı. İnsanlık daha da üstünü gerektirir diye düşünüp o işte Dünya Doktorlar bilmem ne o teşkilata katılıp gidip dünyanın dört bir yanında darda kalmış insanlara yardım ederek o insanlığın hakkını veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bir hadis-i şerifinde? Kimin kalbi katılaşırsa bir yetim başı okşasın diyor, değil mi? Yani kalbi yumuşatan bir şey var demek ki o yetim başı okşamakta. Bunu biraz daha açalım. Demek ki garibe gurebaya yardım etmekte insanın kalbini katılıktan kurtaran, ferahlatan, huzur veren, tatmin eden bir şey var. Ehli dünya bile bunu fark etmişler. Müslüman olmadan gidip adam onu yapıyor. Ne için? Gene dünya hayatındaki ferahı için yapıyor belki. Yani dini bir maksat görmüyor belki onda. Belki dini bile yok. Ateist. Fakat gidip çalışıyor. Niye? Hissediyor. Dünyadaki tesirini içinde hissediyor. Cenab-ı Hak hayır yapana bu dünyada karşılığını vermez mi? Bu dünyada verir, ahirette vermez öylesine. Eğer imansızsa bu dünyada verir onun ücretini sadece. Ama mümine hem bu dünyada verir hem ahiretinde verir. O adam da o tatmin hissini yaşıyor, mutlu oluyor, iyi bir şey yaptım diyor. O sayede hayatına devam edebiliyor, depresyonundan, sıkıntısından, ne bileyim bunalımından çıkıyor yani o hizmeti sayesinde. Bize de aynı sır geçerli tabii. Müminler de hayır yaptıklarında gönüllerinde bir ferahlık hissediyorlar. Hangimiz yapsak onu hissederiz. Bismillah. Evet. Şeye gelelim şimdi. O gafletten, o manasız bekas şeylerden sıyrılıp neden kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak dedi. Neden Allah'ın huzuruna gidip el bağlayarak demedi sadece? Bu kadar dese yeterdi, biz maksadı anlardık. Ama öyle demedi. Kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerini uzun süre takip eden, nur derslerine giden insanlar, farkında olsunlar olmasınlar, Esma-i Hüsna konusunda bir zenginleşme yaşarlar arkadaşlar. Hem bakış açısı olarak, yani kainattan Esma nasıl okunur, o Esma'nın kendimizdeki tecellisi nasıl aranır bulunur, bu anlamda bir pratik sahibi oldukları gibi tek tek kelime kelime tanışırlar o dünyayla. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri sürekli farklı versiyonlarla, terkiplerle bu esmayı kullanıyor. Bakınız bu paragrafta kayyumu baki ve münimi hakiki geçti. Bir sonraki paragrafa bakıyorum ben. Kadimi baki ve kayyumu sermedi. Dergah-ı semedaniye, izzet-i rububiyet, sermediyet-i uluhiyet. Bunları böyle farklı farklı şeylerle kullanıyor. Hem o isimleri öğretiyor, hem o isimlerden bakınca görünen hakikatleri haber veriyor. Tıpkı Kur'an gibi. Kur'an'ın fezlekeler bahsini okuyanlar bilirler. Yine Risale'nde geçen bir bahis. Kur'an'da da zaten fezlekeleri hepimiz görüyoruz. Mesela benim zaten nurcuların derslerin sonunda okumaları adet olan o melek kardeşlerimizin Cenab-ı Hakk'a cevabı ayet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bu inneke entel alimul hakim kısmındaki mesela alim-i hakim. O hakimsin ve alimsin. Yani hem mutlak ilim sahibisin, her şeyi bilensin, hem de hakimsin. Senin hikmetinin sonu yok. Her şeyin, yaptığın her şey hikmetli. Bunu anma. Bunun gibi çok versiyonlar Kur'an'da var. Bunların anılmasının sebebini de Üstad Hazretleri o fezlekeler bahsinde izah ediyor. Bu bir diyor metodoloji. Farklı farklı usulleri var. Yani Kur'an'ın onu kullanmada. Ama hepsindeki şey aynı. Topluyor, sana kodluyor. Topluyor, kodluyor. Bir şeyler anlatıyor mesela. Kainattaki delillerden bahsediyor. Ondan sonra o okuma şeklini topluyor diyor iki esmada.
tak kafana takıyor. Veya bir şey söylüyor, ondaki hikmete iki isimle işaret ediyor diyor. Hop kafana kodluyor. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da da bizi esma ile kodluyor. Elbette Kur'an'ı mürşit gören alimlerimiz de eserlerinde Esma-ül Hüsna'ya çokça yer veriyorlar. Hadis-i şeriflerde de Esma-ül Hüsna'nın çok çok versiyonları var. Hatta Esma-ül Hüsna'yı öğrenmeye teşvikler var. Onların 99'unu öğrenen, Esma-ül Hüsna'yı öğrenen yani cennete gider diye hadis-i şerif de var. Cevşen'de bakıyoruz Cenab-ı Hakk'ın 1001 ismi var. Başka mürşitlerimizin eserlerinde yine çok çok böyle Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yönelik terkipler, isimler bulunuyor. Bütün güzel isimler onun zaten. Kur'an'da ne diyor? Lehül Esma-ül Hüsna. Bütün güzel isimler onun. İsimlerde bir tür insana kolaylık var. Mesela Allah Rahman. Aldın koydun. Şimdi Rahman dediğin ama o alttaki bütün manalar geliyor. Ama tuttuğun sadece Rahman gibi. Yani bir kabın içine özetleyip koymuşsun. Kapağını açtığında o taşıyor içinden manalar gibi oluyor yani. Esma bizim dünyamızda böyle bir çağrışım pratiği sağlıyor. Marifetullah'ta farklı farklı pencereler sağlıyor. Cenab-ı Hak sonsuz. Bizim onu tanımamız, bilmemiz mümkün değil eğer Esma-ül Hüsna olmasa. O bize pencereler açmış kendi marifetinden, rahmetinden, kereminden. O pencerelerden bakarak biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Elhamdülillah. Yani Esma-ül Hüsna'nın bu tarafı da var. Gelelim tekrar paragrafa. Kayyum-u Baki olan Mün'im-i Hakiki'nin dergahına gidip el bağlayarak. Neden bu isimler burada geldi? Yukarıda yaptığı vurgularla elbette ki ilgisi var. Bir, dedi ki bize zaten yukarıda. Öğle vakti dedi insanın epeyce bir iş yapıp epey bir şeye muvaffak olduğu vakit. İşte tarlaya gittiniz atıyorum. Gün ışığıyla başladınız çalışmaya. Öğle vakti geldi. O epeyce bir iş oldu. Ondan sonra başka normal mesaisi olanlarda da mesela sabah geldin işe oturdun. Eğer hemen böyle konsantre olup işine başlayan bir insansan öğleye geldiğinde o epey bir iş yaptım diyorsun. Mün'im-i Hakiki de buna bir çağrışım var. O yaptığın, ettiğin şeylerde sana nasip olan muvaffakiyet, meyveler, inayet bunlar senden değil. Onun hakiki vereni var. Mün'im-i Hakiki, hakiki nimet veren. Bir, onu bil, onu hatırla, onu düşün. Bu ulaşmalar, kavuşmalar, başarılar öyle oldu. Onun sayesinde, onun yaratışıyla oldu. Onun şuurunda ol. İki, bunlar geçiyor, gidiyor. Sen kayyumu baki olana bak. Bak ikisini birden nasıl harmanladı. Bir, öğlenin bize ifade ettiği manayı toparladı Mün'im-i Hakiki'nin içinde. O kadar şey oldu yani öğleye kadar. Gündüz de kemale erdi falan. Yani hayatın zirvesi gibi öğle vakti. Hayatın ortası gibi. Ama orada Mün'im-i Hakiki'yi hatırlayacaksın. Bir, onlara seni ulaştıran kimdi onu bir düşün bakalım. O gelecek aklına. İki, kayyum-u baki kim? Sonsuz olan ve devam ettiren kim? Onu hatırlayacaksın. Bu da yine en yukarı gittiğimizde gündüzün kemali mesela bakın. Gündüzün kemali Mün'im-i Hakiki'ye bakıyor sanki. Zevale meyli kayyum-u bakiye bakıyor. Zevale meyli sezdin ya. Bunlar nasıl elimizde kalacak? Nasıl devamlı bu mutlulukla, bu şenlikle, bu gayretle yaşayacağız? İşte o da kayyum-u bakinin sırrı. Cenab-ı Hak baki olarak devam ettirebilir bunu cennetinde. İnsan yani bir muvaffakiyete erdiğinde, öyle toparlayayım burayı terk edeyim. Bir muvaffakiyete erdiğinde, muvaffakiyete ermeden dolayı bir tefekkür olmalı. Bir, iki, erdin, o iş bitti. Şimdi zeval zamanı veya işte sonrası zamanı, sonrasını düşünmek zamanı. Mesela üniversite sınavına çalıştınız, girdiniz, kazandınız. Girene kadar olan süreçte Mün'im-i Hakiki'yi düşünmelisiniz. O muvaffakiyet onunla oldu.
Şimdi sonrası zamanı geldi. Nasıl olacak? Üniversite başlıyor. Orada yeni bir zorluklar, süreçler falan filan. O da kayyum mubaki. Yani bu önce muvaffak olduğunuz şeyi gene devam ettirecek olan Allah'tır. Münimi hakiki kimse kayyum mubaki de olur. Kayyum mubaki kimse münimi hakiki de olur. Orantısını sanki burada bize Allahu Alem Üstad Hazretleri metnin içinde ders veriyor gibi hissettim. Kayyumu baki olan Mün'im Hakiki'nin dergahına gidip el bağlayarak yekun yani toplam nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiğane etmek, sığınmak. Neden istiğane? Bir daha bakayım. Yanlış kalmasın aklımızda. Yardım dileme, evet sığınma, yardım dileme doğru. Çünkü o bak muvaffakiyet erdin sonrası başlıyor. O yüzden şükür ve hamd edeceksin bir, istiğane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek. Ve kemali bi zevaline ve cemali bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek. Neler oluyor neler? Hamd ediyorsun. Ondan sonra sığınma süreci başlıyor. Celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar ediyorsun. Rükû ile acz. Elini bağladın durdun. Allah sana elini bağlama şeyini nasip etti. Gün öyle bir gün. Ama orada şunun şuurunda olman lazım. Bu gidiyor. Bu gidebilir. Onun farkına varırsan rükû ediyorsun. Allah'ım bu dik duruş da sendendi. Sen bahşettin de böyle oldu. Rükuda bu andan var diyor. Rükû ile aczini izhar etmek. Eğildin yani önünde. Ben gücüm yetmez. İnsanoğlu böyle yapmaz mı zaten? Bizim beden dilimizde bu var. Yardımı nasıl istiyoruz biz? Böyle biraz eğilerek, elimizi uzatarak böyle. Hatta hani insana bırak hayvanda da bu şey var ki. Mesela kurt sürüleri var. Bir de lider kurtları var onların. Alfa kurt diyorlar. Veya aslanlarda mesela bir lider aslan var. Bir de onun etrafında sürünün diğer aslanları var. Şimdi öbürü kükledin mi öbürleri başını eğiyor böyle. O onun şeyi gibi hani sen bizim liderimizsin şeyi gibi. Kafası yerde olacak. Böyle dikleniyorsa kavga çıkıyor zaten. Böyle kafasını eğip dururlarsa tamamdı yani kabul ettiler bunlar. Benim şeyim olmayı, tebam olmayı gibi yorumluyor o da. Bu beden dilinde bu var demek yani. Cenab-ı Hak hayvanlara da koymuş, insanda da var. İnsan da eğildiğine saygı gösterir. Eğilmiyorsa dilindeki nasıl diyelim? En azından şey ifadesi doğru değildir. Mesela müşrikler çok zorlanırlarmış secde mesela secde çok zor gelirmiş onlara. Hatta derlermiş ki yani toprak alıp alnımıza sürsek olmaz mı falan diye böyle alaycı alaycı soranları olurmuş. Niye eğilmek istemiyor adam? İçinde o şey var. Kimseye eğilim dedim falan filan şeyi var ya o. Bazen böyle bizde de oluyor ama biz tabii daha beşeri bir düzlemde söylüyoruz onu. Kimseye eğilmem ben falan. Ya da şey diyoruz daha olguncası. Allah'tan başkasına eğilmedik. Ha niye? Hani insaniyet bunu iktiza eder diye düşünüyoruz. Ama Allah'tan başkasına diyoruz orada. Orada bir şeyi var. İşin olgunluğu var. O kadar da hamlık etmiyoruz. Ama ötekinde o da yok. O diyor kimseye eğilmem ben. Nasıl eğilmiyorsun? İlla ki eğiliyorsun yani. Allah'a eğil, başkalara eğilmemiş olursun. Ona eğilmek hepsine karşı izzete karşılık gelir. Evet, karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemali bi zevaline yani zeval görmeyen kemali Cenab-ı Hakk'ın. Öyle değil mi? Kemali bi zeval neymiş? Sözcüğüne bakalım. Yok olmayan mükemmellik, kusursuzluk. Yani bi zeval, zevalsiz, yok oluşsuz kemal. Kemali bi zeval, yok oluşsuz kemal. Ve cemali bi misal, benzersiz güzelliği. Cemali bi misal. Misal, hani örnek, bir örnek veriyorum deriz mesela. Bir misal deriz mesela. Bir misal söylüyorum. Misalen deriz mesela. Bu benzetme şeyi var. Onun benzeri gibi. Onu anlaman için gibi. Cemali bir misal, misali olmayan güzellik demek. Karşı secde edip hayret ve muhabbet
ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Ya üstadım bazen çok ağır söylüyorsun yani. Hakikaten şimdi şunu biz anlıyor muyuz namazda? Şimdi tabii elhamdülillah elbette üstad söyledi, anladık. İşin özet bir şeyini kavradık. Böyle olmalıymış dedik. De, ya namazda biz bunu ne kadar kavruyoruz ki? Yani mesela secdede hayret, muhabbet, mahviyet. Mahviyet tamam. Mahviyet ne demek? Tevazu gibi bir manası var. Ha, tevazu, alçak gönüllük burada öyle verilmiş. Tamam, secdede ben mahviyeti anlıyorum. Ama secdede mesela muhabbet, hayret. Bunlar sanki daha bir büyük makamın işleri gibi. Ve daha büyük tefekkürlerle olacak işler. Yani geçen gördüm, bir Filistin'de olmuş böyle bir vaka. Çocuğun boğazına bir şey kaçmış. Annesiyle babası da hastaneye koşturuyorlar. Acildeki doktor alıyor kucağına. O hani bir hareket var. Arkadan sarılıp karnını sıkıyorsun böyle. Yani göğsünün altından ellerinde sıkıyorsun. Nefesin, yani ciğerlerine baskı yapıyorsun ki atsın dışarıya ağzındakini. Doktor da onu yapmış. Çocuk nefes almaya başlamış. Bak adam ayağına kapandı doktorun böyle. Babası. Yani sarıldı resmen. Adam eğildi, ayağına sarıldı. Bu işte hayret, muhabbet ve mahviyet şeyi o. Yani o makam aslında bizim Allah'a karşı secdemizin şeyi o olmalı. Çünkü o çocuğu kurtaran da Allah'tı mesela. Kainatı yaratan Allah, çocuğu veren de Allah'tı. Bizi sağ kılan da Allah'tı. Her an hayatımızı devam ettiren Allah, kainatı devam ettiren Allah. Tamam, tamam, tamam ama o bizde dinamik şeye dönüşmediği için bizim secdemiz de o olmuyor. Bizim secdemiz maalesef işte adet üzere Allah'a eğilmek lazım diyoruz, eğiliyoruz. Elhamdülillah Allah bundan da mahrum etmesin. Bu da büyük bir nimettir yani, o mahviyeti bilmek. Allah'ın Allah olduğunu, bizim kul olduğumuzu bilmek, bu da büyük bir kemaldir. Niceleri bu dünyada ondan da yoksun. Allah onları eriştirsin bu hidayete. Ama özellikle bu işin hayretle muhabbet kısmı, yani ben kendi adıma söylüyorum. Yani biraz şey olmak lazım, geliştirmek lazım. Böyle de gitmemek lazım. Cenab-ı Hak geliştirmeyi nasip etsin. Hayret önemli. Dedim ya, geçenlerde bir derste bunu konuştuk. Yani neye hayret ediyorsanız gündeminizi o yönetir. Şimdi mesela işte bir genç kime hayran? Atıyorum işte Tarkan'a hayran, Aleyna Tilki'ye hayran veya işte X kişiye hayran, Cem Yılmaz'a hayran, şuna hayran, buna hayran. Abi gündemini o yönetir onun. Dünyasını o yönetir onun. Her şeyle onun latifelerini kendine çeker. Hayretin cazibesi böyledir yani. Şimdi biz niye mesela hep tartışıyoruz da bir sonuca varamıyoruz? İşte kültürel iktidar hala bizde değil. Tamam, iktidarı biz aldık ama kültürel iktidar hala solcuların elinde veya sekülerlerin elinde. Bunun tartışması böyle İslamcıların şeyinde çok dönüyor. Köşe yazılarında, programlarında falan filan. İsmail Kılıçarslan abi de çok şey yapar mesela, bu konuyu deşer. Evet, daha hamiyetlerinden deşiyorlar. Ben şey olarak görmüyorum. Hani bir gayretleri var. Allah razı olsun yani. Ona ulaşmak istiyorlar. Ama işin şeyi daha gerilerde. Hayret kimde, hayret? Neye hayret ediyoruz biz? Bu hayret kimin eline geçerse kültürel iktidar onda olur. Bu böyle sadece kanal almak, film çekmek, şarkı yazmak değil. Nasıl söylesem? Bir komplike bir iş yani. Hep beraber yapılması gereken bir iş. Hep beraber söylenmesi gereken bir şey. Ben bu anlamda mesela bilmiyorum, inşallah bir gün olur mu? Mesela tekkelerin hayatımızdan çekilip alınmasının büyük bir zulüm olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Medreseler de elbette ilim yönüyle o odak noktayı kaybetmemizi sağlıyorlardı ama zikrullahın da bu konuda çok şeyi var, etkisi var. Biz şu an mesela toplaşsak bir açık bir yerde, bir meydanda, insanların şahitliğinde, söz gelimi Taksim'de mesela, seküler şeyin ilgi odağı olan, merkezi olan bir yerde,
Orada biz 100 kişi, 200 kişi toplanıp Allah Allah desek, bu hem şey olarak tesir eder, bir görünüş olarak, şair olarak tesir eder, hem de manevi olarak tesir eder. Yani bu zikrullah hiç önemsiz görmeyelim. İnsanlar hayret eder, bu nasıl bir işler mesela. Ben bazen böyle zikir şeylerini izliyorum, şahit oluyorum bazen, camilerde denk geliyorum. Bursa'da denk gelmiştim Ulu Cami'de. Yani ya bir cazibe var onda ya. Hani o tekkeler boşuna kurulmamış, o zikrullah boşuna yapılmamış. Bizim bu zikir şeyini o hep beraber kol kola, omuz omuza yapılan o şeyi tekrar hayata sokmamız lazım. Hayatın da görünür yerine sokmamız lazım. Veya ben mesela nurcuların üzerinde diyorum. Nurcularda şey yok ama böyle yani toplu zikir gibi bir şey yok ama nur mesleğinde. Ya 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi ya toplanalım bir yerde mesela hep beraber Risale okuyalım. Hayreti bu şekilde şey yapabiliriz. Yani biz şu an görünmüyoruz, yokuz, hiçbir şeyiz gibiyiz yani sosyal hayatta şu an yokuz. Evet hükümet var, evet işte iyi şeyler oluyor sağda solda ama görünürlük, sokaktaki görünürlük, hayattaki görünürlük bunlarda gerideyiz. Her yer onların gibi. Biz böyle köşelerde, camilerde, izbelerde, işte konferans salonlarında, üniversitelerde böyle seminer, panel olduğu zaman falan oralardayız. Dışında değiliz gibi. Halbuki biz hayatta olursak bu ilgi tekrar bize gelecek. Veya bu şeyi tekrar kendimize çekeceğiz. Neyse bu da böyle bir yaramdı, bahsetmiş oldum. Bu öğle vakti falan bahsiyle beraber aklıma geldi, anlatmış oldum. Mesela bir zamanlar nurcuların şeyi çok olurdu. Onlara da ben kızıyordum ama yazmayayım. En son yazmayayım dedim. Boşver şimdi benden olmasın şeyi. Üniversitelerde panel, işte şey yapmak, seminer yapmak, panel yapmak. Ya nurculuk böyle yayılmamış. Şimdi bakıyorsun Kürt Bekir Ağa'ya, Allah rahmet eylesin, veya işte Muhacir Hafız Ahmet abiye, veya Zübeyir abiye, veya Hulusi abiye. Ya adam sahada, sokakta yakaladığının yanında okuyarak, yakaladığına ders yaparak, yakaladığına bir ışık vermeye çalışarak bu şeye gelmiş. Böyle 40 kardeşiz, 40'ımız da birbirimizi biliriz tarzı bir seminer oluyor. Bakıyorsun aynı adamlar. İkinci seminere gidiyorsun. Gene aynı adamlar. Böyle kapalı salonlarda sadece biz bize olmaz bu iş. Böyle olmamalı. Biraz sokağa taşmamız lazım bizim. Niye utanıyoruz, niye sıkılıyoruz? Ben mesela hani bu konularda artık biraz elbette hani ölçüyü bilenler yapsın, dengeli adamlar yapsın bu işleri. Seçilsin bu işlerde her önüne gelenin yaptığı bir şey olmasın. Hani rezillik olmasın. Sokak kavgası falan filan gibi bir şey değil ama yapılabilir. Niye yapılmasın ya? Geçenlerde dedim, yıllar oldu yani. Bir çocuk Sokak Tiyatrocuları Derneği miydi? Avcılar Meydan'da çıktı, bir kukla oynattı. Böyle işte mikrofon takılı, sesini kendisi yapıyor. Böyle yaşlı bir adamın sesini yapıyor. Kukla oynatıyor böyle, onu da konuşturuyor. Kuklayı oynattı, millet etrafında toplandı, izledi falan filan. Ondan sonra kuklayı bıraktı. İşte Sokak Tiyatrocuları Derneği mi dedi, öyle bir şey dedi. Davasını anlattı adam, biz ne yapmaya çalışıyoruz falan filan diye. Bak orada belki 100 kişiye kendisini dinletti, davasını anlattı. Neyle? Sokakta durarak yaptı bunu. Hani böyle bir şeyler yapmak lazım. Yani biz dışarıya ulaşmalıyız. Biz kendi içimizde körler sağırlar, birbirine ağırlar tarzı dönmemeli bu işler diye düşünüyorum. Tabii tevfik Allah'tan. Bunlar sadece dilimize, aklımıza gelen şeyler. Cenab-ı Hak o muvaffakiyeti nasip eylesin. O öğlenin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bak öğle namazı dedi ya burada. Öğlenin kıymetini bilmek, hakkını eda etmek. Bugün de bizim öğlemiz gibi. Elhamdülillah. Dine, dindara karşı çok hürmetkar bir hükümet var. Şartlar oluştu. Yapılabilenlere kimse yapmayın demiyor. Hatta devlet destek oluyor. Belediyeler, valilikler önünü açıyor bu işlerin. Gidip yoluyla müracaat edersek. Bu güneşi kaçırmayalım yani. İşte bu güneşin zevale gitmesi de mümkün. Hazır süreç önümüzdeyken onun bekasına, devamına çalışmak lazım. O zaman bu paragrafı bir kez daha okuyayım. Vaktimiz doldu. Böylece dersimizi bitirmiş olalım.
ve zuhur zamanında ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazrikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruh-u beşer o tazdikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, bak öğle vakti gaflet zamanı, güneş tepede bir rahatlık geliyor, gelmiyor mu? Bugün de bize geliyor işte. O manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyum-u baki olan mün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istihane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal-i bi zevaline ve cemal-i bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhr namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Cenab-ı Hak bize insaniyet ismi şerifine layık eylesin. O namazların hikmetlerinin, huşularının farkında olabilmeyi cümlemize bahşeylesin, lütfeylesin. Şüphesiz bu hidayet nurları, bu erişmeler yine onun bahşetmesiyle, kulun kendi gayretiyle olacak işler değil bunlar. Bizim yaptığımız bir irade sarfından fazlası olmuyor. Çoğu zaman olmuyor yani. Sadece irademiz sarf ediyoruz. Yaratışların tamamı Allah'tan. Her zaman bunun farkında olarak Musa Aleyhisselam'ın duası olan Ya Rabbi, vereceğin her hayra muhtacım, yaratacağın her bahşe muhtacım bilincinde, duruşunda, şuurunda olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.